İşte dolanıyoruz, dolaşıyoruz. İyi de gidiyor. Başarılar diliyoruz hepinize. Sizden beraber inşallah iyi olacak. Güzel olacak her şey. Hayırlısı her şey. Vallahi başkanım, destekliyorum zaten, iyiyim ben size. Tamam, tamam. Arkanızdayım, oraya tamam. Gelemiyorum ama tamam. Herkes de tamam. Şey yapmaya çalışıyor. Tamam, tamam. Sağ olun. Allah'a emanet. Allah yolumuzu açık etsin. İnşallah, amin. Sağ ol, sağ ol. Allah'a emanet. Hadi sağ ol. Evet, kolay gelsin. Gönülden destekliyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun, kolay gelsin. Hadi sağ ol. Allah sağ ol. Desteklerinizi bekliyoruz. Sizi destekliyoruz. Peki. Ailecek hepimiz destekliyoruz. Sağ olun, sağ olun. Cumhuriyet Halk Partisi Isparta Belediye Başkan Adayı Atakan Yazgan, 31 Mart yerel seçimlerine 7 gün kala seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ölmet Talut, başkan, tamam, kendinden başkasını tanımıyoruz zaten. Tamam, hadi bakalım, hadi. Yeter. Ali abi. Merhaba. Merhaba. Hayırlı olsun abi. İnşallah. Destek bekliyoruz. İyi abi. Sağ olun. Hayırlı. Hadi, kolay gelsin size. Başkan adayı Yazgan bu kapsamda Karaağaç Mahallesi'ne kurulan pazarı ziyaret etti. Ne yapalım? İnşallah. İyi olacağız değil mi? İnşallah. Tamam. İnşallah Allah'ın başında olacağız ya. Yani. Evet. Olacağız. Abim merhaba. Hadi. Nasıl? Kolay gelsin. Görüşürüz. İyiyiz değil mi? Doğru. Tamam, hadi bakalım. Her şey güzel olacak. Her şey güzel olacak. Her şey güzel olacak. İnşallah. Evet. Birleşe birleşe büyüyeceğiz. Aynen. Aynen. Başkanım. Başkan adayı Yazgan'ın pazar ziyaretine Cumhuriyet Halk Partisi Isparta Milletvekili Yalım Halıcı, parti yöneticileri ve belediye meclis üyesi adayları da eşlik etti. Bilmem ne, o sosyal medya işlerini çok iyi bilmiyorum ben de. Onun bir mobilya satış sitesi var. Kesin olur. Kesin. Devam kalan. Geldik ucuna. Senin destek olduğumuz ama. Tamam. Öndeyiz. İyi gidiyoruz. Babacığım merhaba. Vallahi iyiyiz. Desteklerinizi bekliyoruz. Evet. Hayırlısı. Hayırlısı bakalım. Tabii tamam, bir hafta kaldı. Bir hafta kaldı. Evet. Pazartesi kahve içmeyi belediyeye bekliyor. Önümüzdeki hafta pazartesi belediye kahve içmeyi bekliyor. Ramazan'dan geldi. Evet abim benim. İnşallah. Abi bizim Atakan başkanımız hiçbir zaman için hepimiz oyunumuz her zaman desteğimize devam ediyor. Pazardakiler tarafından yoğun ilgi gören başkan adayı Yazgan çocuklarla da yakından ilgilendi. Ailem sizlere. Her zaman sonuna kadar. Hırsızlar düşünsün diyorsunuz. Evet. Evet. Peki. Şu uyuşturucudan şu gençler önleyin. Gidin cezaevine başkanım bir durun ya. Bu yaş anneler maalesef, vallahi. Maalesef. Hadi kolay gelsin. Hadi sağ ol. Sağ ol. Öpücükler sana. Öpücükler. O tarafa bak kendin. Baktık abi. Öp hadi bir tane. Hadi öp. Öpücük ver hadi. Hadi öpücük. İnşallah. Pazar esnafı ve vatandaşlarla tek tek selamlaşan başkan adayı Yazgan, sorun ve talepleri de yerinde dinledi. Bu sefer burada biz öndeyiz. Yani bu seçimi aldık. Sakın o algı operasyonlarınızı kendinize yaptırmayın. Şimdi onlara çıkan ustak beni biliyorsun. Yok, abi. Sen anlatmaya gerek yani yok. Yani bir şey anlatmama. Tamam, o zaman hayırlı işler. Abi sağ ol. Sen sağ ol. Sonuna kadar arkanızda. Tamam abi, hoşçakalın. Kendine iyi bakalım. Hayırlı işler, kolay gelsin. Geliyor mu? Ben bu adamları bilmem. Ben oldum bittim AK Parti'yim ama bu adamı sevdim, ben Halk Partisi'ne oy vereceğim. Vallahi vereceğim, billahi vereceğim. Sen de verecek misin? Söz mü? Söz mü? Söz mü? Söz. Milletvekilimiz şey, Yalım Alıcı. Milletvekiliyim. Dayı nasılsın, iyi misin? Sözü de aldık. Hadi bereketli olsun. İnşallah, inşallah. Gönlüne göre hadi olsun. Hadi işte. Bakalım. Kolay gelsin. Ama belediye alırsak çok düşünürüz. Şu memlekette en fazla kandırılan kesim emekli kesimi. Emekliler de bunun farkına vardı. Tabii ki. Evet, kandırılmaya daha da devam ediyor. Şimdi seçimlerden bir iki gün önce bir promosyon deniyor. Yine kandırılma, yine kandırılma. Aklı olan kanmaz. Evet, aklı olan kanmaz. Şöyle sol yapıp sonra çıkıyoruz. İyi gidiyor muyuz? Siz vallahi nasıl? Pazarlara yani bakıyoruz biz de, hep ateş pahası. Yani. Değişim lazım. Değiştireceğiz nasıl? Değişim lazım yani. Gerçekten. Sola değil mi? Göreve gelmesi halinde Isparta'ya kazandıracağı projeleri anlatan başkan adayı Yazgan, her zaman esnafla işbirliği içinde olacaklarını ve Isparta'yı birlik ve beraberlik içinde yönetileceklerini söyledi. Ne zaman şey olacak başkanım? Moderatör eşliğinde. Hı hı.
Salı günü akşam. Salı akşamı. Salı, salı akşamı. Tamam. Hepinizi bekliyoruz. İnşallah. Başkanım. İnşallah. Başkanım. Şükürler. Atatürk'ün yolunda. Atatürk'ün yolunda. Evet, tamam. Ne mutlu. Cumhuriyet Halk Partisi'ni oy kullanacağız. 18. Kaç? 17. İyi, hadi bakalım. Bir dahaki seçimlere. Kendini hazırla. Tamam. Hadi hayırlı işler abi. Hadi hayırlı işler. İyiyiz, çok şükür. İnşallah, inşallah. Bekliyoruz. Tamam. Tamam. Okuyorum, okuyorum böyle. Canım sıkıntı okuyorum valla. İyi, projelerimizi oku. Okuyun. Öyle uçuk kaçık halk projeler değil. Bak, halk otobüsü pahalı. Projeler. 1 kilometre biniyorum, 15. Evet. İstanbul'da 300 kişi, 50 kilometre gidiyorum, 12. Abi, çok güzel. Buyurun. Sparta pahalı. Pahalı. Halk ekmek evet. Pahalı. Tabii. Konya 6 saat, hı-hı, Sparta'ya. İstanbul'da fırın kirası 150 milyar, Sparta'da 5 milyar. Tabii. Pahalı, ekmek pahalı. Tabii. Vallahi de pahalı, billahi de pahalı. Halk otobüsü, ekmek pahalı Sparta'da. Tabii. Et de pahalı. Çay da pahalı. Bu senin. Klimalı tuvalet. Ramazan da gel diyorum ben sana. Klimalı bilmem. Destekleri güvenli. Hadi bakalım. Vallahi yanlış. Hadi abim benim. Bunları yapın, düzeltin, koyayım size. İnşallah. Tamam. Biz geleceğiz ki düzelteceğiz. Gelmeden İnşallah. İnşallah. Çalışırsan gel. Evet, Cumhuriyet kadınlarımız bizimle beraber. Gördüğünüz yolunuz gibi. Yolunuz açık olsun. Peki. Teşekkür vallahi ediyorum. Güzel. Bayağı bir motive olmuş. Halkımız da motive olmuş. Bizler sabahleyin haldeydi. Hiç şey yapan, ilgi gösteren yoktu. O görüntüleri gördüm ben. Gördün mü? Gördüm. Ya onlarınki biraz kurgu oluyor. Biz tabii böyle spontane evet. Geliyoruz. Yok yok. Onlar sahalar bir altı yapıyor. İnşallah bir işim olmuş. Onlar bir altyapı yapıyorlar. Oraya insanları örgütlüyorlar. Evet. Görüntüleri bir şekle sokuyorlar. İnşallah. Ama inşallah, bu zihniyet zaten hep var. Var var. Mitinge ta Zonguldak'tan, evet, Burdur'dan, Bucat'tan, İstinak'tan, Çanakkale'den. Çanakkale'den insanları getirdiler. Taşıma. Evet evet. Mimar Sinan Caddesi'nde kimse yok. Evet, evet biliyorum, biliyorum. Evet. İnşallah Allah kolaylık versin. Sizlerle beraber inşallah, inşallah kazanacağız. İnşallah, inşallah. Kolay gelsin, hayırlı işler. Kazanırsınız yani. Destekleriniz önemli. Tabii. Hadi bakalım. Tamam. Vatandaş, başkan adayı Yazgan'a beraberiz mesajı verdi. Sağ olun. İnşallah. Teşekkür ediyorum. İnşallah bu sefer kazanır da kurtarırız yani ülkemizi. İnşallah, inşallah. Zaten Isparta'nın hali malum. Aynen, aynen. Isparta'nın değil, tüm Türkiye'nin hali malum. Türkiye'nin, tabii Türkiye'nin durumu da belli. Vallahi bıktım sandım artık. Evet, merhaba. İyi olsun diyoruz artık. Yapacak bir şey yok. Değişim şart. Değişim şart. Değişim şart, tamam. Biz inşallah tamam, güzel günler bizi bekliyordur. Tamam, i̇nşallah teşekkür ediyoruz. İnşallah güzel şeyler yapacağımıza eminiz. Hep beraber, her birliğiyle inşallah güzel şeyler olacak. İnşallah, inşallah. Peki, teşekkür ediyoruz. Biz eleştireceksiniz Isparta'yı. Merhaba. Evet. Hayırlı uğurlu. Olsun. Sağ inşallah. Olun. Hadi. Desteklerinizi i̇nşallah. Bekliyoruz. Tabii ki. Peki, hadi bakalım. Hayırlı işler. İnşallah. Yani bunları en kısa zamanda göndermemiz lazım. Bugün İstanbul'da çıkartma yapıyorlar. Görüyorsun değil mi? Evet. İlk fırsat bugün. 17 tane bakan. Fark etmez. Bizim Recep de gidiyor oraya. Ekrem İmamoğlu ne dedi? Topunuz gelin dedi. Topunuz gelin dedi. Ama bu millet de zannediyor ki siz kendiniz için çalışıyorsunuz. Bu vatandaş için değil. Evet. Anlamayan da anlamıyor abi. Yapacak bir şey yok. Bir daha bundan İnşallah. Kazanırsa var ya, belediye başkanlarını bundan atacaklar. Evet. Recep diyecek ki, Isparta Belediye Başkanı Hüseyin Can. Evet, tabii. Atan Bey Belediye Başkanı falanca. Tabii. Bunlardan en kısa zamanda kurtulmak lazım. Evet. Bizim gibi Atatürkçüler olmazsa zaten bu işi çoktan yapmışlardı. Isparta Belediyesi'nde de kurtulmamız lazım. Gayet iyi başkanım. İyi miyiz? Sonuna kadar iyi geçin inşallah. Tamam. Sonuna kadar. Öndeyiz zaten. İnşallah. İşte bu gayet tabii. Bu ara daha da fazla çalışmamız lazım. Evet. Hep beraber çalışacağız. Bu üç el birliğiyle, gönül birliğiyle sonuna kadar gidecek. Bizim tek başımıza yapacağımız bir şey. Aynen. Allah hepimize yardımcı olsun. Evet. Başarılar diliyorum. Açık olsun. Sağ olun ablacığım. İnşallah. Tamam. Tek tamam. O yürek olacağız. İnşallah hep beraber. İnşallah koyunlar uyansın. Evet. Hep beraber. Ziyaretlerin ardından Kanal 30 Hikabere değerlendirmelerde bulunan Başkan Adayı Yazgan, 31 Mart'ta göreve geldiğimizde belediye başkanlığı nasıl yapılırmış onu göstereceğiz dedi. Evet, bugün Garaj Mahallesi pazarındayız. Pazarlara dolaşmamızdaki en büyük sebep halkla iç içe olmak. Halkımızla iç olup onların teveccühünü almak. Şu an Garaj Mahallesi pazarında yarım saat 40 dakikadır dolaşıyoruz. Çok muazzam şekilde, müthiş bir şekilde bize teveccüh var.
Bu bizim tabii moralimizi, motivasyonumuzu çok yükseltiyor. Ekip arkadaşlarımızla beraber, meclis üyelerimizle beraber, hep beraber bu işi başaracağız. Seçimleri kazanacağız. Bizim sloganımızı bir daha tekrarlayayım. Sevgi ve saygıyla kazanacağız. Vatandaş Isparta özelinde trafik sorununu dile getiriyor, otopark sorununu dile getiriyor, pazarlardaki dağınıklık sorununu dile getiriyor. Yani sorunun sonu yok. Sorunlar bitmiyor Isparta'da maalesef. Hep söylüyoruz, bu işler tuvalet açmakla, kaldırım yapmakla, övünmeyle belediye başkanlığı olmaz. İnşallah biz göreve geldiğimiz zaman bunu, bir belediye başkanlığı nasıl yapılır, hep beraber göstereceğiz. Evet, fiyatlar konusunda tabii birbirinden çok farklılıklar var esnafın tezgahlarında. Bunları tabii belediyenin üzerine düşüyor bu görevler. Maalesef onun yapılmadığından da şikayetçi pazar esnaflarımızın bazıları. Bununla ilgili de tabii yapmamız gereken nedir? Çok ciddi bir şekilde bu konunun üzerine gidip fiyatları hepsini aynı ayarda, aynı seviyede tutmakla ilgili görevli arkadaşları görevlendirmek. Tabii işgaliye konusu şöyle. İşgaliye ile ilgili de burada pazar yerini kiralamış belediyeden başka bir arkadaşa kiraya vermiş. Çok bunlara rastlıyoruz. Bunların da önüne ne kadar geçebiliriz, nasıl geçeceğiz? Onları da bir şekilde formül edip, dolayısıyla her geçen gün fiyatlar yükseliyor. Türkiye'de tabii sabit giderler yükseldiği sürece, enerji maliyetleri yükseldiği sürece, bunlar doğalgaz, elektrik, petrol yükseldiği sürece bunlar da yükseliyor. Otomatikman ekonomik kriz zaten Türkiye'de almış başını gidiyor. İşte yalanlarla nereye kadar gidecek? 31 Mart'tan sonra herkesin söylediği, bizim de tahminlerimiz bu yönde. Çok büyük enflasyon olacak. Çok fiyatlar çok yükselecek. İnşallah 31 Mart akşamı biz belediye başkanlığını alacağız. Burada Isparta'da güneşli günleri hep beraber göreceğiz.